Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Dersimiz tarih, konumuz ise 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ve savaşlar olacak. Bu dersimizde Trablusgarp Savaşı'nı ve Balkan Savaşları'nı birlikte öğreneceğiz. Bunun öncesinde ise 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel durumuna da bir göz atacağız. Ekonomik durum, sosyal durum gibi durumlarına birlikte bakacağız. Hazırız ve başlıyoruz. İlk olarak genel durumuna bir el atacağız. 20. yüzyıl dediğimiz malum 1900'lü yıllarda başlıyor. Yani 1900'lü yılda başlıyor. 1999'a kadar olan süre 20. yüzyıl. Bunu biliyoruz. Yüzyıl hesaplamayı zaten öğrendik. Osmanlı Devleti'nin siyasi durumuna baktığımızda ise ne görüyoruz burada? Bir merkezi otoritenin zayıflığından görüyoruz. Zaten merkezi otoritenin zayıf olduğunu Osmanlı Devleti'nin yıkılışından bile çok basit bir şekilde anlayabiliriz. Eğer merkezi otorite sağlam olsaydı bir yıkılmanın, Osmanlı Devleti'nin sona ermesinin mümkün olmayacaktı. Bunun dışında ise Osmanlı'yı kurtarmaya çalışan ıslahat hareketleri, fikir akımları, Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık gibi, Türkçülük gibi fikir akımları Osmanlı'yı kurtaramadı. Yapılan ıslahatlar da kurtaramadı ve kötü gidiş devam ediyor. Yani eskiyi, kötü gidişatı durduramamış, değişememiş, değiştirememiş bu hareketler. Hala kötüye bir gidiş var. Askeri duruma baktığımızda ise genel olarak zayıf ibaresini kullanabiliriz. Hem kara ordumuzda hem de deniz ordumuzda, ki zaten denizde çok üstün bir Kanuni Fatih dönemlerini saymazsak eğer, Türklere baktığımızda genel olarak denizde bir üstünlük söz konusu değil. Deniz savaşı olarak genel olarak kara ordusunda çok daha iyiyiz. Ama bu zaman dilimde Haliç'te çürümeye bırakılmış bir donanma görüyoruz ve dünyanın en büyük ikinci, üçüncü donanması olduğu ifade ediliyor bu donanmanın, ama çürümeye bırakılmış. Hem kara ordusunda artık zayıfız, hem aslında donanmamız da olmasına rağmen onu da nereye bırakmışız? Çürümeye bırakmışız. Ekonomik duruma baktığımızda ise zaten bunlar hep birbirini etkileyen komplike durumlar. Ekonomik yönden de çöküntü içerisindeyiz. Osmanlı'nın başının belası, kapitülasyonlar özellikle Osmanlı'nın boğazına, ayaklarına bir ne oluyor? Zincir oluyor, onu tutuyor, sıkıyor, boğuyor ve ölümüne de zaten sebebiyet verecek. Çünkü bir devlet için, tüm devletler için geçerlidir bu. En önemli şey kuşkusuz ne olacaktır? Ekonomik durum, para, maddiyat olacaktır ki hem ordusunu hem halkının refahını, ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilsin, halkın da refahını artırabilsin diye. O yüzden Osmanlı Devleti bir çıkmaza giriyor. Para olmayınca sistemin yürüyebilme ihtimali ekonominin zayıflığından dolayı çok muhtemel değil. Toplumsal duruma baktığımızda ise zaten ekonomik durum kötü olunca devletin dolaylı olarak veya doğrudan ne oluyor? Osmanlı Devleti'nin toplumunda da sosyoekonomik olarak, ekonomik olarak yani sıkıntılar toplumda çıkıyor. Cebi dolu olmayan, karnı aç olan, sırtında giysisi olmayan bir insan zaten rahat bir insan olamaz. O yüzden sıkıntılar toplumda da görülüyor. 20. yüzyıldaki genel bir duruma baktık. İlk olarak ele alacağımız savaş ise Trablusgarp Savaşı olacak. 1911 yılı ile 12 yıllar arasında gerçekleşiyor bu savaş. Savaşın nedenlerine baktığımızda savaşın iki tarafı var. Osmanlı tabii ki bir tarafta, diğer tarafta ise İtalya olacak. Siyasi birliğini geç tamamlamış İtalya ve tüm sömürgeci devletler ham madde ihtiyacını karşılamak için kendilerine bir köşe kapmışlar. İtalya ise bu köşe kapmada geç kalmış. Çünkü kendisi geç devlet olan devletlerden İtalya. O yüzden demiş ki ben Trablusgarp'a gideceğim. Trablusgarp'a neden gittiğini birazdan göreceğiz. Çünkü petrol açısından zengin bir coğrafya. Yani yeraltı kaynakları ve yerüstü kaynakları çok etkili. Ve Avrupa'da İtalya'ya onay veriyor. Diyor ki evet sen gidebilirsin. Bunun dışında ise Trablusgarp toplarının ya da İtalyan da diyebiliriz, birbirine yakın olması. Coğrafi olarak birbirine yakın olmaları. Şimdi görüyoruz Trablusgarp dediğimiz yer neresi? Burada zaten net bir şekilde görülüyor. İtalya ise burası çizme ada dediğimiz coğrafya. Gördüğünüz gibi Osmanlı'nın merkezi İstanbul. İstanbul mu, başkent mi Osmanlı'ya, Trablusgarp'a daha yakın merkezi olarak baktığımızda, yoksa İtalya mı? Evet, İtalya'nın hemen dibinde denizden gemilerle buraya geçme durumu hemen gerçekleşebilir. Ve Osmanlı Devleti'nin şöyle bir durumu var.
biz donanmayı ne yapmıştık? Haliç'e çürümeye bırakmıştık. Yani donanmayla, deniz gücüyle buraya gelme ihtimalimiz yok. Yani böyle boğazlardan çıksam, buraya doğru gelsem böyle bir ihtimalim benim yok. Nereden geleceğim? Karadan geleceğim ben. Karadan gelmem için de şuradan şöyle dönmem lazım. Geldim yeşil yer. Neresi burası? Mısır. Kimin elinde? İngiltere'nin, İngilizlerin sömürgesi halinde. Beni buradan geçirir mi ordumu? Kesinlikle geçirmez. O zaman ne yapacağım ben? Gönüllü subaylar vasıtasıyla gizli bir şekilde tik 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 Trablusgarp'a, Derne'ye, Bingazi'ye, Tobruk'a geleceğim ve burada halkı, Trablusgarp'taki yerel halkı örgütleyip işgale karşı bir direniş gerçekleştireceğim. İtalyanlara karşı. Diyeceğim ki burası bizim coğrafyamız, burası İslam coğrafyası. İşte bir olun, diri olun, dirilik olun, omuz omuza verin, sırt sırta verelim, burayı kurtaralım diye bir mücadeleye, savaşa başlayacağız. Trablusgarp dediğimiz savaş bu. Gönüllü subaylar ile, gönüllü subayların halkı örgütlemesiyle diyelim daha doğrusu, İtalya arasında gerçekleşen bir savaş bu. İtalya sömürge olarak burayı yutmak istiyor. Gönüllü subaylarımız ise halkı örgütleyerek Trablusgarp'ı kurtarmaya çalışıyor. Kim bu gönüllü subaylar? En barizleri Mustafa Kemal, bir diğeri Enver Paşa. Var mı gönül diyorlar, atlıyorlar birer adam öne. Enver Paşa'nın akrabalarından da burada görüyoruz. Bunun dışında Ali Fuat Cebesoy gibi isimleri de yine burada görebiliyoruz. Trablusgarp'a katılan gönüllü subaylar arasında. Ki bu subaylar aynı zamanda milli mücadelenin de iskeletini oluşturan ekip oluyor ki Mustafa Kemal başta olmak üzere burada bir staj yapmış oluyorlar. Neyin stajını, neyin provasını diyelim daha doğrusu, neyin provasını yapmış oluyorlar? Anadolu'da başlatılacak olan Kurtuluş Savaşı'nın. Çünkü mantalite aynı fark ettiysek, buradan geliyoruz gizli gizli halkı örgütleyip işgale karşı bir direniş. Anadolu'da yapılan mevzu neydi? Bu sefer tek 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 geldik Samsun'a, Amasya, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas kongreleri ne oldu? Bir halk uyanışı, bilinçlendirmeye çalışıldı insanlar, halk ve bundan sonrasında Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Yani aynı mantalite. O yüzden Trablusgarp Kurtuluş Savaşı'nın bir provasıdır, antrenmanıdır diyebiliyoruz. Buradan milli mücadele kadrosu oldukça fazla dersler çıkarmış, tecrübe elde etmişler. Gelelim Trablusgarp Savaşı'nın sonucuna. Trablusgarp Savaşı esnasında Balkanlar'da bir savaş daha çıkıyor. Birazdan Balkanlara geleceğiz zaten. Birinci Balkan Savaşı, sonrasında ise ikinci Balkan Savaşı. Biz şuradaki haritaya baktığımızda neyi görüyoruz burada biz? Şunları silelim bir. Güzelce tahtamız temiz olsun. Sildik. Şimdi İtalya buradan donanma gönderiyor boğazlara. Diyor ki tehdit unsuru olsun. Boğazlara gönderdim. Ve hemen burada Balkanlarda savaş ortaya çıkacak. Birinci Balkan Savaşı dediğimiz savaş. Ve ben diyeceğim ki Trablusgarp'la zaten kara bağlantım da kalmamış benim. Kuzey Afrika'daki son toprağım. Evet, koruyacağım ben bunu. O yüzden ancak gönüllü subayları gönderebildim. Ama hemen başkentimin dibinde sıkıntı olduğu için ve İtalya donanmayı boğazlara gönderdiği için ben ne yapacağım? Buradan elimi ayağımı çekeceğim. Trablusgarp'tan dönmek zorunda kalacağım ve Uşi Antlaşması'nı imzalayacağım. Uşi Antlaşması'yla Trablusgarp'ı, Kuzey Afrika'daki son toprağımızı İtalya'ya vermiş olacağız. Bunun dışında ise 12 ada ve Rodos'u da geçici olarak İtalya'ya veriyoruz. Diyoruz ki şu Balkan'daki muhabbetleri bir halledelim biz. Ortalığı bir temizleyelim. Ortalığı bir düzene sokalım. Ondan sonra sizinle adaları tekrar bize verirsiniz. O zaman dilimine kadar adaların gelirleri size ait. Savaşlar bitiyor. 1. 2. Balkan Savaşı. Adalar bize veriliyor mu? Maalesef hayır, verilmiyorlar. Ama Uşi Antlaşması'nda geçici olarak ibaresi var. 12 ada ve Rodos ve Trablusgarp elimizden çıkıyor. Sonrasında yine yani İtalya'da 2. Dünya Savaşı'na kadar kalıyor. Yine bize geri gelmiyorlar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Yunanistan'a geçiyor bu 12 ada. Kuzey Afrika'daki son toprağımızı az önce zaten ifade ettik.
son toprak parçamız elimizden çıktı. Trablusgarp. Bu tarz sorular karşımıza gelebiliyor. Balkanlardaki son toprak Arnavutluk, bağımsızlığını ilan eden. Kuzey Afrika'daki son toprak ise elimizden çıkan. Arnavutluk da aynı şekilde elimizden çıkmıştı. Trablusgarp diye sorular karşımıza gelebiliyor. Ve Osmanlı'nın topraklarını koruyamayacağı ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı? Ordu bile gönderemedi buraya. Farklı nedenleri vardı. Evet. Ve bunun dışında burayı da ne yapamadı? Koruyamadı. Tamam mı? Tamam. Gelelim. Birinci Balkan Savaşı'na. Gördüğünüz gibi Trablusgarp Savaşı 1911-1912. Hemen aynı zamanda zaten gerçekleştiği için Trablusgarp'tan biz toplanmak zorunda kalmıştık. Birinci Balkan Savaşı ise 1912-1913 yıllar arasında gerçekleşiyor. Nedenlerimiz var bizim. En önemli neden Osmanlı'yı Balkanlardan atacaklar. Neden Osmanlı'yı Balkanlardan atacaklar? Çünkü Rusya'nın burada bir politikası var. Panslavizm politikası. Eminim ki biliyorsundur Panslavizm ne demek olduğunu. Pan birleştirmek manasına geliyor. Slav, Slavları birleştirmek. Bunu Pan-Türkizm, Pan-İslamizm şeklinde de görebiliyoruz. Pan-İslamizm Müslümanları birleştirmek. Pan-Türkizm Türkleri birleştirmek. Pan-Slavizm ise Slavları birleştirmek. Slav dediğimiz nedir? Bir ırk. Ve Hırvatların, Sırpların, bu ırklardan Romanların, bu coğrafyada yaşayan insanların, milletlerin Slav ırkından geldiği söyleniyor ve buradaki milletleri bir çatı altında toplayıp Ruslar bu politikaları üzerinden, birleştirdikleri bu devlet üzerinden sıcak denizlere inmeyi hedefliyorlar. Balkanlar üzerinden. Bir diğeri ise milliyetçilik akımı. Zaten başımızı belaya sokan en büyük dertlerden biriydi bu. Neden? Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti. Her millet kendi devletini kurmak isteyince çok sıkıntılar yaşayacaktık ki Balkanlarda ise çok daha fazla millet var. Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, Romanlar, Arnavutlar gibi milliyetçilik akımının etkisini Balkanlarda çok daha fazla yaşıyor ve hissediyoruz. İsyanlar çıkıyor, bağımsızlıklar elde ediliyor. Bunun dışında ise zaten Osmanlı Devleti düşmüş, bir tekme de ben atayım diye sosyoekonomik çöküntünün içerisinde bulunan Osmanlı Devleti'ne ne yapmışlar? Sıkıntılar çıkarmışlar. Birinci Balkan Savaşı'nın nedenleri bunlar. Balkan Savaşı'na katılan devletlerimiz var bizim ve bu devletlerimizin bir adet kodlaması da var. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Osmanlı Devleti. Bunlar zaten biraz kardeşmiş gibi. Yani Yunanistan varsa Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ. Bunlar sanki birleşikmiş gibi, böyle bir ikilemeymiş gibi zaten duruyor kulakta. Şimdi burada bir kodlamamız var. BYSK. Zaten Osmanlı Devleti savaşın içerisinde var. Bunu ben biliyorum. Buraya diyoruz ki BYSK. BYSK. Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletler BYSK olarak kodluyoruz. Sesli harflerimiz işe yaramıyor. BYSK diyoruz. Zaten savaşın amacı da bu. Topraklarını büyütmek istiyor. Burada gördüğümüz Balkan devletleri BYSK diyerek savaşı da çıkartıyorlar. Zaten savaşa katılanlar da BYSK devletleri. İkinci Balkan savaşlarına baktığımızda kodlamamız değişecek. BYSK olacak. Ona zaten değineceğiz. Araya bir tane harf eklenmiş olacak. Yani biz bir kodlamamızla hem savaşın nedenini aslında bir çağrışım yapıyoruz, hem de savaşa katılan devletleri görmüş ve öğrenmiş oluyoruz. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda Arnavutluk bağımsız oluyor gençler. Edirne ve Kırklareli'nin elimizden çıktığını görüyoruz. Ve Osmanlı'dan ayrılan son toprağın, az önce zaten ifade etmiştik, Kuzey Afrika toprağı neresiydi? Trablusgarp'tı demiştik. Balkanlarda ise kim ayrıldı en son? Arnavutluk ayrıldı. Bu tarz bilgi soruları karşımıza gelebiliyor. İlkler veya sonlar şeklinde. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Hem Trablusgarp'a hem de Arnavutluğa. Ve ordu komutanları arasında siyasi görüş ayrılıkları gerçekleşti. Şimdi burası önemli. Neden önemli? Çünkü bu konunun Mustafa Kemal'le de bağlantısı var. Ve bize Mustafa Kemal'le ilgili sorular da soruluyor. Nasıl bir bağlantısı var? Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesiydi. Ve bu İttihat ve Terakki Cemiyeti ordunun içerisinde bulunan askerler de var bu cemiyetin içerisinde. Ve bu ordunun içerisindeki askerler siyasete karışıyor. Devletin yönetim şekline de karışmaya başlıyorlar. Ve Mustafa Kemal diyor ki ordu
Kesinlikle siyasete karışmamalı. Ordunun içerisinde siyaset olmamalı. Çünkü omuz omuza çarpıştığın adamla siyasi düşünceden dolayı ayrılık yaşayabilirsin diyor. O yüzden kendisi İttihat ve Terakki cemiyetinden istifa edip ayrılıyordu. Çünkü İttihat ve Terakki siyasete karıştığı için. Buradaki durumda Mustafa Kemal'in haklılığı ortaya çıkıyor. Bu tarz yorum soruları karşımıza gelebiliyor. Böyle böyle düşünüyordu Mustafa Kemal. İttihat ve Terakki'den işte istifa etti. Sonra Balkan Savaşları'nda ordudaki siyasi görüş ayrılıklarından dolayı 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmedi nedenlerinden biri olarak bu gösteriliyor. Bunun bu duruma bakılarak hangisi çıkarılabilir? Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğü çıkartılabilir. Böyle bir durumun olabileceğini söylüyor ve oluyor gibi. Tamam mı? Siyasi görüş ayrılıkları 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilme nedenlerinden biri. Balkan Savaşları esnasında Ruslar panslavizm politikasıyla Balkanlar üzerinden Akdeniz'e inecekti ya, yani sıcak denizlere inecekti ya. Bu durum İngiltere ve Almanya'nın da çok işine gelmiyor. Herkes kendi borusunu öttürmek istiyor tabiri caizse ve hemen araya giriyorlar. Çünkü Ruslar emellerine ulaşmak üzere diye ve Londra Antlaşması imzalanıyor. Sırf Ruslar emellerine ulaşamasın diye. Balkan Savaşları esnasında göç etmek zorunda kalan Türk ailelerinin bir görselini, fotoğrafını görüyoruz burada. Balkanlardan Anadolu coğrafyasına doğru bir göç hareketi başlıyor. Bu da savaşın arka yüzü olmuş oluyor. Yani hep böyle kılıcı çektik, topu attık, patlattık, öldürdük falan. Ölmek en temizdi savaş için. Ama geride kalmak çok daha zor oluyor savaşın arka planında. Londra Antlaşması'na göre Midye en az attı. Birazdan haritamızın üzerinde de göreceğiz. Sınır olarak kabul edilecek Osmanlı Devleti'nin sınırı. Ege Adaları'nı Yunanistan'a bırakıyoruz. 12 adayı değil bak, Ege Adaları'nı. Bütün Trakya Bulgaristan'a. Ve zaten 2. Balkan Savaşı'nın nedeni de bu olacak. Bulgaristan çok fazla toprak aldığı için diğer devletler Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ diyecek ki aga biz hep beraber girdik savaşa, sen bütün payı aldın, bütün pastayı yedin diyecekler. Ve 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'dan bu toprakları almak için Bulgaristan'a savaş açacaklar. Orta ve Kuzey Makedonya ise Sırbistan'a verilecektir diyor. Bu son maddemiz çok da önem arz eden, sorularda karşımıza gelen bir madde değil. 1. Balkan Savaşı öncesinde Osmanlı coğrafyasını görüyoruz. İstanbul burası. Belki kestirememiş olabiliriz. Buna göre kafamıza şablonu oturtmuşuzdur herhalde. Anadolu'nun devamı burada. Osmanlı coğrafyası gördüğünüz gibi batıya kadar, Karadağ'a kadar uzanıyor. Haritayı gördük. 1. Balkan Savaşı'nın sonrasında ise nereleri kaybettiğimizi görüyoruz. Bu coğrafya komple gitti. Tekrar geri gelelim. Coğrafyayı gördük. Tekrar gidelim. Ne kadar kaybettiğimizi görebiliyoruz. Zaten videodan durdurup siz de bakabilirsiniz buna. Ve hangi devlet ne kadar coğrafyayı almış görüyoruz. Bir önceki slaytımızda bakın burada bir Arnavutluk ibaresi görüyor muyuz? Görmüyoruz. Ama 1. Balkan Savaşı sonrasında burada bir Arnavutluk ortaya çıkıyor. Yunanistan topraklarını büyütmüş. Bulgaristan alt kısmı almış, büyütmüş. Sırbistan aşağı doğru gelmiş, büyümüş. Ve 1. Balkan Savaşı bu şekilde sona ermiş diyoruz. Midye'ye ne zattığını gördük, bütün toprakları kaybettik ve bu savaş esnasında, savaş sonrasında İttihat ve Terakki Partisi'ne ait bir grup Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa başta olmak üzere bir baskın gerçekleştiriyorlar. Hükümet baskını, Babali baskınını gerçekleştiriyorlar ve dönemin Genelkurmay Başkanı'nı alnının çatından vuruyorlar ve hükümeti devirip yönetimi ele alıyor İttihat ve Terakki yönetimi. 1913'te başlayıp 1918'e kadar süren 5 yıllık bu sürece 3 paşalar dönemi de deniliyor. Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa başta olduğu için 3 paşalar dönemi olarak adlandırılıyor. Bu Babali baskınıyla beraber gerçekleşilen hükümet devrimi. Bu bir hükümet devrimi, rejim değişikliği falan değil. Bunu da belirtmiş olalım. Geliyoruz 2. Balkan Savaşı'na. 1. Balkan Savaşı'nı anlatırken zaten biraz bahsettik. Dedik ki Bulgaristan büyük parçayı aldığı için ona
Ondan o toprakları almak için 2. Balkan Savaşı çıkıyor. Savaşın asıl nedeni aslında bu. Osmanlı Devleti ise İttihat ve Terakki Partisi üyeleri yeni bir hükümet kurdular, başa geldiler ya. Diyorlar ki biz de kendimizi göstermeliyiz. Kaybettiğimiz topraklardan bir yerler almalıyız diye 2. Balkan Savaşı'na giriyor. Azdan az, çoktan çok gider mantığıyla. Ve ufak tefek de olsa bazı yerler alınacak, ki bazı yerlerin alınıyor olması da bir başarı göstergesi oluyor. Şimdi nedenler Balkanlardan çekilmesiyle orada bir otorite boşluğu gerçekleşiyor. Sırbistan bir yerleri almış, Yunanistan bir yerleri, Arnavutluk çıkmış, Karadağ çıkmış, Bulgaristan falan farklı artık yönetim yerleri oluşmuş orada. Yani farklı egemenlik alanları oluşmuş. O yüzden bir otorite boşluğu var. Bunun dışında Bulgaristan'ın çok fazla toprak elde etmesini zaten söyledik. Balkan devletlerinin toprak paylaşmada anlaşamamaları, dedik ki Bulgaristan bu kadar toprağı niye alıyor? Katılan devletlerde ise yine bir adet kodlamamız var gençler. Az önce zaten ifade ettik biz bu kodlamayı. Dedik ki büyüsek, 1. Balkan Savaşı'nda büyüsek vardı. 2. Balkan Savaşı'nda ise ne var? Şunu siyah yapalım, arada karışmasın. Büyürsek var. Büyürsek. Araya bir tek Romanya'yı katıyoruz. Çünkü Romanya diyor ki 1. Balkan Savaşı'na katılamadım. Tren kaçtı. Herkes bir dünya coğrafya aldı. Ben avucumun içini yaladım. Bari 2. Balkan Savaşı'ndan ben de bir şeyler koparayım. Üzerime düşeni ben de alayım diye savaşa giriyor. Artı olarak bir tek Romanya'nın girdiğini görüyoruz. Balkan Savaşları ile alakalı şöyle aslında çok kolay ama öldürücü bir bilgi sormak istediklerinde hangisi 1. Balkan Savaşı'nda yoktur gibi Romanya'nın olmadığını görüyoruz. Tamam mı? Şunu da kafamıza kodlayalım. Büyürsek, buradaki R'ye Rusya'nın ismi falan gelebiliyor. Balkan Savaşları'nda arkada evet Rusya var, doğru, ama savaşan kısımda Balkan ülkeleri dışında başka hiçbir ülke yok. Zaten savaşın adı o yüzden Balkan Savaşları. Balkan coğrafyasının neresi olduğunu biliyorsak en azından oradaki ülkelerden zaten bir şeyler çıkartabiliriz. Gelelim 2. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmalara. Gördüğünüz gibi 4 adet antlaşmamız var. Bükreş Antlaşması Bulgaristan ile diğer Balkan ülkeleri arasında yapılıyor. Yunanistan, Karadağ, Arnavutluk, Romanya gibi. Ve Makedonya'yı kendi aralarında paylaşıyorlar Balkan ülkeleri Bükreş Antlaşması ile. İstanbul Antlaşması ise zaten isminden belli olduğu gibi bizi de işin içerisine katacak. Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında yapılıyor. Batı Trakya Türklerine azınlık statüsü uygulanıyor. Batı Trakya'daki Türklere. Bu çok da iyi bir durum değil işin aslı. Atina Antlaşması Yunanistan ile Osmanlı Devleti'nde. Başkent zaten Atina olduğu için Yunanistan'da olacak. İstanbul Antlaşması Sırbistan ve Osmanlı Devleti ile yapıldı. Anlaşmalarla alakalı çok fazla soru gelmiyor. Yani bu zamana kadar hiç gelmedi. Bundan sonra geleceğini ben de düşünmüyorum. Ama aşina olmakta fayda var. Özellikle bizi ilgilendiren İstanbul Antlaşması'na. Bu antlaşmalarla kaybedilen topraklarda yaşayan Türklerin ve diğer Müslüman kültürel, dinsel kimliklerine yönelik sorunlar ortaya çıkmıştır. Azınlık statüsünde olduğu için bu tarz sorunlar da ortaya çıkıyor. 2. Balkan Savaşı sonrası, yani 1. Balkan Savaşı sonrası haritamız buydu. 2. Balkan Savaşı esnasında haritamız bu. Bakalım 2. Balkan Savaşı sonrasında nereler değişmiş? Değişimi gördük herhalde. Midyenez hattına dikkat edersek, Midyenez hattına dikkat edelim. Diğer Balkan ülkelerinin nereyi aldığı sorularda çok bizi ilgilendirmiyor. Midyenez hattında biz Edirne'yi kurtarıyoruz. O yüzden bunu bilmemiz gerekiyor. Birkaç sorumuz var. Birkaç tane soruyu çözelim ve dersimizi sonlandıralım. Diyor ki 20. yüzyıl, zaten onu görüyoruz biz. 20. yüzyılın başlarında Trablusgarp'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi doğrudan emperyalist, özellikle bu kırmızıyı alalım elimize, doğrudan kelimesi ve emperyalist, yani sömürgeci mantığını kastediyor burada, ülkelerin ilgilerini çekmiştir. Emperyalist ülkenin ilgisini çekiyorsa, sömürgeci devletin ilgisini çekiyorsa orada sömürülecek bir şey vardır. Zaten sorudan aslında ben bunu çıkartabilirim. Sömürülmesi gereken bir yer var. Akdeniz'e kıyısının olması, Akdeniz'e birçok kıyısı olan yer var. Neden Trablusgarp?
Bu değil. Kuzey Afrika'da bulunması. Yine Kuzey Afrika'da bazı yerler var. Ama niye Trablusgarp? Bölge halkının geri kalmış olması, halkının genelinin Müslüman olması, zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması. Aslında hepsini bir neden olarak kabul edebiliriz. Yani bunlar birer neden. Ama zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması burada emperyalist ülkelerin dikkatini çekiyor. Cevabımız Edirne seçeneği oluyor. Gelelim diğer sorumuza. 1911'de başlayan 12'ye kadar da süren Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Az önce gördük zaten Trablusgarp Savaşı'nı. Savaşın sonucunda Uşi Antlaşması imzalandı. Sadece Uşi Antlaşması'nın adını bilmemiz bile çok işimize yarayacaktır. Evet, imzalandı. Savaşın nedeni İtalya'nın sömürgecilik faaliyetidir. Az önce söyledik, emperyalist bir ülke yeraltı kaynaklarını sömürecek diye. Evet, bu da var. Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı ilk mücadelesidir. Bunu da sorun içerisinde öğrenmiş olduk. Sömürgeciliğe karşı zaten savaşıyor Mustafa Kemal burada. Gönüllü subay olarak buraya katılmıştı. O yüzden emperyalizme karşı da ilk mücadelesidir. Bunu da öğrendik. Bu savaşa gönüllü askerlerin, ki söyledik, gönüllü subaylar katıldı. Ama savaşın başlamasında etkili olan en önemli faktör Balkan savaşlarıdır diyor. Doğru mu? Yanlış. Savaşın bitmesinde en önemli etkendir diyebiliriz. En önemli etkenlerden biridir diyebiliriz. Çünkü Balkan savaşları Trablusgarp Savaşı'ndan sonra gerçekleşiyor. O yüzden Balkan Savaşı'nın nedeni olamayacaktır. Trablusgarp Savaşı'nın nedeni olamayacaktır. Balkan savaşlarından sonra Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapılan Atina Antlaşması'nda aşağıdaki kararlardan hangisi yer almamıştır şeklinde sorumuzu sormuş bize. Meriç Nehri sınır kabul edilecektir. Evet, Rodos ve 12 ada Yunanistan'a aittir. Trablusgarp Savaşı'nda bunun özellikle altında çizmiştim, ifade etmiştim. Rodos ve 12 ada 2. Dünya Savaşı'na kadar kimin elinde kalacak? İtalya'nın elinde kalacak. Çok zor bir soruymuş gibi görünüyor ama Trablusgarp Savaşı ile ilgili bilmemiz gereken bariz bir bilgiyi sorunun içerisine koyup cevaba ulaşmamızı aslında hedefleyen bir soru. Gelelim bir sonraki sorumuza. Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Londra Antlaşması'nda Edirne'nin kaybedilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortam hazırladığı söylenebilir? Edirne bizim hemen kalbimizin dibinde, İstanbul'un dibinde. Yani şöyle bir adım daha atsa nereye geliyor? İstanbul'a, başkente, payitahta geliyor. Büyük sıkıntı. 1. Balkan Savaşı sonrasında gerçekleşen bir hükümet baskınımız vardı bizim. Burada sorduğu soru da o. Edirne'nin kaybedilmesi, 1. Balkan Savaşı'nın sonucunda kaybedilmesi neye ortam hazırlıyor? Bab-ı Ali baskınının yapılmasına ortam oluşturuyor. Hükümet baskını, Üç Paşalar döneminin başlamasına sebep oluyor. Gelelim son sorumuza. Balkan Savaşları'nın sonucunda kaybedilen yerlerden göç edebilen Türk nüfusunun bir kısmı Anadolu'ya yerleştirilmiştir. Balkan Savaşları sonucunda kaybedilen yerlerden göç edebilen Türk nüfusu. Bu bilgiye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı nüfusu artmış mıdır? Oradaki Türkler buraya geldi. Artmış mıdır? Sanki artmış gibi duruyor ama artmadı. Neden? Çünkü ben oradaki coğrafyamda yaşayan hem coğrafyayı kaybettim. Yani diğer milletler gitti. Türkleri alınca Osmanlı nüfusu artmaz. Aksine yani bir de üstüne üstlük azalır. Çünkü diğer milletleri kaybettim. Ben o coğrafyayı kaybettim. O yüzden Osmanlı'nın nüfusu artmıştır diyemiyoruz. Emin olun bu soruda çok kişi elenirdi. Balkanlarda azınlık sorunu doğmuştur. Evet, Türkler azınlık statüsünde sayılacak diye ifade ettik. Bunu söylemeye bile gerek yok hatta. Coğrafya gidiyorsa, başka bir egemenlik orada oluyorsa, diğer milletler orada azınlık kabul ediliyor. 2. Ulaştık. Balkanlarda bağımsız devlet sayısında artış olmuştur. Arnavutluk da burada ortaya çıkacak. Ama zaten bu Balkan Savaşları öncesinde vardı. Bu bilgide Türklerle ilgili olarak bunun bir alakası yok. O yüzden cevabımız yalnız 2 seçeneği olmuş oluyor. Son soruydu bu. Evet, dersimizin burada sonuna geldik. 20. yüzyıl başlarındaki Osmanlı Devleti'ni birlikte gördük. Ve bu savaşımızda, bu dersimizde
Trablusgarp Savaşı'nı ve Balkan Savaşları'nı öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ise 1. Dünya Savaşı'na giriş yapacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.